Ata Demirer, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve nice ünlü oyuncunun katıldığı komedi festivalinden renkli görüntüler, kahkaha dolu dakikalar Star Life'da. Günlerdir prova yapıyorum. Formdayım. Görüşeceğiz. Hemen bir böyle okey işareti var. Onlarca ünlü ismin gösterileri izlemeye geldiği komedi festivalinden keyifli anlar ekrana geliyor. Cümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafit. Mizahın, komedinin usta isimleri bu festivalde tek tek sahneye çıktı. Uluslararası Komedi Festivali'nde Demet Akbağ bir Demet muhabbet oyunuyla sahne aldı. Bir Demet tiyatroda Lütfiye'yi ikinci çocuğa hamile yaptı. Ben gerçek hamileliğimle ikinci çocuğa hamileye oynadım. Demet Akbağ sahnede Cem Davran eşlik etti. Çok enteresan bir şey tespit ettim senden. Niye böyle bir şey açtın? Ben kendimi oyuncu olarak niteliyorum. Aslında komedyen tarafımı seviyorum. Güldürmeyi çok seviyorum. Demet Akbağ oğlu Ali Çıka da izledi. Yakınen'de nasıl hazırlandı? Siz Yakınen yanındaydınız. Yakınen ben derslerime odaklandım. Vallahi ondan hazırlandı. Çok Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve eşi Fulya Terim de Demet Akbağ'ı izlemek üzere festivale geldi. Tabii Demet'i özledik tiyatroda, özellikle son zamanlarda. Herhalde tartışması çok yetenekli oyunculardan bir tanesi. Zuhal Topal da Star'daki canlı yayından çıkarak festivale geldi. 2,5 aydır kimse evlenmedi. Daha bekliyorum ben de hevesle. Niye evlenmiyorlar? Ya evlenmiyorlar ya, ne bileyim. Zuhal Topal oyunculuğu bakın neden tercih etmiş. Sevgili Demet Akbağ, Nevra Serezli, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Devekuşu Kabare, onları izleyerek büyüdüm. O video kasetler vardı bizim zamanımızda. Tevellüt eski benim de. Ondan sonra benim için hani başlama sebebi diyebilirim onlar. Erkan Can grip olmuştu ancak kadim dostu Demet Akbağ yalnız bırakmak istememişti. İyiyim, gripim biraz. Havalar oğlum işte fena. Erkan Can Demet Akbağ yere göğe sığdıramadı. Demet benim çok eski arkadaşım. Demet bu işlerde, tiyatroda ve sinemada en iyi oyunculardan biridir. Akademiktir, konservatuarlıdır. Komedyen Hayrettin seyircilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Geldiğinden beri hep pantolonuma mı dikkat ettiniz? 19 yıldır sahneye çıkan Yılmaz Erdoğan münakaşa gösterisiyle sahneye çıktı. Hiç haberim olmadı vallahi bu kadar zaman geçtiğinden. Bir kez dedim tek kişilik oyun meselesi ayrı, genel olarak tiyatro öyle bir komşu oldum maalesef. Kendi kurduğum tiyatroya böyle konuk gibi gidiyorum. Günlerdir prova yapıyorum. Formdayım. Görüşeceğiz. Uzun zamandır tek kişilik gösteri yapmayan Yılmaz Erdoğan, münaşaka oyunuyla uzun süre sahnede olacağını söyledi. Güldürmeyi çok özlemişim bir kere şimdi biraz. Birkaç gündür seyirciyle provalar yapıyoruz. Çok eğlenceli. Yani tam kendim olduğum alan, güldürdüğüm alanda ondan sahaya döndüm yani memnunum. Festivalin en renkli dakikaları Ata Demirer Gazinosu bölümünde yaşandı. Acıkmayacaksınız Ata Bey. Nasıl acıkmayacağım? Açlık oyunları alaycı kuş. Heyecan verici, güzel bir hatıra. Umarım hedefine ulaşır. Devamı gelir her sene olmasını isterim açıkçası. Ata Demirer güncel konulara göndermelerde bulunduğu gösterisinde özellikle sosyal medya tutkunlarını diline doladı. Çok hızlı yazıyorlar. Merhaba aşkım, neredesin? Biliyorsun değil mi? Akşam neyin Fikret'lere gideceğiz falan. Böyle olacak. Ama o emoji yetişiyor. Hemen bir böyle okey işareti var. Ata Demirer, ülkemizde komedi filmleri festivalinin de düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Komedi hem çok ihtiyaç duyulan bir ilaç her şeyden önce herkes için. Hem de biraz da küçük görülebilen bir alan. Yani film festivallerinde de yer almaması biraz yıpratıcı olabiliyor. O yüzden önemli. Yani bu yerleşirse komedi festivali. Komedi Filmleri Festivali de bunun arkasından gelecektir diye düşünüyorum. 2 Aralık'ta gösterime girecek Görümce filmi için sarı saçlarından vazgeçen Eda Ece de festivaldeydi. Çok rahatmış, koyu renk, sarı daha zordu. Böyle mutluyum. Zaten orijinalinde kumral bir insanım ben. Hani müjdenin isteği üzerine pisediliği için sarı olmuştum. Esra Erol komik bulduğu isimleri muhabirlerle paylaştı. Yılmaz Erdoğan hem komik geliyor hem çok düşündürüyor.
Demet Akbağ çok güldürüyor. Cem Yılmaz çok güldürüyor. Gupse Özay çok güldürüyor. Festivalde radyocu Yasemin Şefik'i izlemeye giden İrem Derici ve sevgilisi Lider Şahin'in yanındayız. Kerem'in giderken uykusuz kaldık. Hastayız. Bu hasta. Gecenin en güzel performansıydı. Ayol zaten sanki 15 performans vardı. Neyse güzel de alnımızın akıyla çıktık işin içinden. Efendim ben Deniz Atan Emirer. Hayırlı akşamlar diliyorum.